Ne zamandan beri ağrınız vardı? Ameliyat öncesi. Yaklaşık 4-5 ay öncesinden ağrılarım vardı. Herhangi bir travmanız var mıydı ameliyat öncesi? Bu ağrı öncesi. Ağrı bir travmaya istinaden oldu diye düşünüyorum. Avucumu sert bir şekilde yere vurmuştum. Ondan sonraki süreçte başladı. Peki, ondan sonra herhangi bir koruma için bir şey yaptınız mı? Alçı veya atel gibi. Hayır, herhangi bir şey yapmadım. Ama o çok belirgin bir travma değildi herhalde. Çok aşırı büyük bir travma değildi. Yani zaten o hemen ortaya çıkmadı. Bir süre sonra ağrılar başladı. Peki yani düşme sonrası şişlik vesaire gibi bir Yok, şey herhangi bir olmadı. şey olmadı. O ne kadar sonra çıktı peki o düşme sonrası? Yani işte 2 ay sonra, 2,5 ay sonra. 2,5 ay sonra. Peki elinizi kullanabiliyor muydunuz? Ne alemdeydi eliniz? O ağrıların başladığı dönem. Kullanma anlamında yani normal bir el gibi kullanamıyordum. Yani ağırlık kaldırma durumunda ağrı yapıyordu. Bir yere Bir şey dayanamıyordum. itmede veya işte bir güç uygulandığında sıkıntı yapıyordu, ağrı yapıyordu. Bir yere Gece dayanıp kalkamıyordunuz kalkamıyordum. Yani o ağırlık derken onu galiba. söylüyorum. Yani bir yapamadığınız hareketi şurada gösterebilir misiniz? Şöyle yapın. Yani yere basıp dayanabiliyor musunuz? Yan tarafa koyun. Mesela şöyle, yani şöyle Çok bastıramıyordum. çok ağrınız oluyordu Evet, operasyonda değil mi? bastıramıyordum. Yani asıl şikayet bence oydu herhalde. Daha fazla yukarı kaldıramama şikayeti. Evet, yani dayanma veya güç uygulandığında ağrı hemen hissediyordum. Şimdi yani şu an güç verebiliyorum şeye. Peki kaç ay ondan sonra bir atel uygulandı mı bileğinize? Herhangi bir korumayı aldınız mı o ağrı başladıktan sonra? Sadece geceleri kullanmamı tavsiye etmişti. Bir doktor arkadaş. Doktor buraya yönlendiren söyledi. Peki ondan sonra kullandığınız bir süreç atelinde, atelde de gerilemedi ağrılarınız. Evet, devam etti. Devam. Hatta fizik tedavi de Aldınız. aldım. Her Onu da şeye tavsiye etmişlerdi. rağmen ağrılarınız devam edince Evet. geldiniz. Peki ameliyat nasıl oldu? Ne yapıldı? Peki ameliyat öncesi nasıl geldiniz buraya? Nasıl konuştunuz? Birisi tavsiye etti. Randevu aldınız, Evet, geldiniz. evet. İlk geldiğinizde ne düşünüyordunuz? Neyle karşılaştınız? Şimdi ben Bursa'dan geldim. Bursa'dan yönlendiren hocamız çok da olumlu konuşmadı. Yani biraz hani ameliyat sonrası da devam edebilir. Yani çözüm olur olmaz noktasında çok net bilgi vermedi. Size geldik buraya, ilk sizinle görüştük. Yaklaşımınız tatmin etti beni işin doğrusu. Ne söyledik size? Nasıl yapacağız dedik. Neyi iyi Yani konuş. öncelikle yani şu anda bir fikrimiz var ama esas açtığımızda bakacağız duruma. Orada neyi nasıl yapmamız gerektiği, hatta hiç müdahale etmeyebiliriz gibi bir yaklaşım göstermiştiniz. O bana güven verdi. Peki ameliyatı nasıl oldunuz? Yani nasıl yatış süreci veya ameliyat sırasında neler hissettiniz? Nasıl ameliyat oldunuz? Uyanık mıydınız? Ameliyatı yani uyanık olarak Yapıldı. yani Hafif uyu. hafif uyanır gibi böyle arada Koltuk gibi. altınızdan uyuşturuldu galiba. Evet. Sadece Kolunuzu kolum hissettiniz mi? uyuşturuldu. Kolunuzu hissettiniz mi? Hayır, Ağrınız oldu mu? hiçbir şey hissetmedim. Elinizi nerede hissettiniz? Hep hastalara onu soruyorum. Eliniz gövdenizin üzerinde gibiydi, değil mi? Elim yani nerede olduğunu ben Hissedemiyorsunuz. hissedemedim işin doğrusu. Elim yani yok gibiydi. Peki ameliyatta herhangi bir rahatsızlığınız oldu mu bu işten dolayı? Yani hani elinizi hissedemiyordunuz ama yani diğer konuda ameliyatta herhangi bir rahatsızlık hissettiniz mi? Böyle elinize bir işlem yapılıyor ama siz orada yatıyorsunuz ama elinizi de hissetmiyorsunuz. Bu nasıl bir his?
işin doğrusu hani yapılanları görmek istedim içimden böyle acaba görebilir miyim falan diye. Bazı yani, hastalar seyrediyor aslında çok güzel ama sizi böyle biraz fazla uyutmuşlar galiba. Yani konuşulanlardan bazılarını böyle henüz hatırlıyorum. Şeyin dışında yani operasyon dışı konuşmalardan bazı şeyler hatırlıyorum. Yani iyi geçti. Ameliyat sonrası kaç saat ağrınız olmadı, ağrısız yaşadınız ondan sonra? Yani ağrı hemen hiç çekmedim ben. Yani ameliyat sonrasında da bir akşam kaldık burada. Yani sürekli ilaç ve serum uygulandı. Yani bir ağrı hissetmedim, ameliyat sonrasında da hissetmedim. Peki kaç tane yaranız var? Elinizde yara var mı? Elimde gözüken yaralar var mı? 4 tane veya 5 tane olması lazım. Delik var. Delik olarak. Ama kapanıyor. Kapanır mı bilmiyorum tam geçen. Gösterebilir işaret misin? İşaret olarak şöyle. Küçük küçük delikler var. 5 noktada delik var. Peki kaç hafta alçınız oldu? Sonra ne yapıldı? 3 hafta alçıda kaldı. Parmaklarınızı kullanabiliyor muydunuz alçı için? Alçı döneminde özellikle siz de parmakları oynatmamı istemiştiniz. Ona uğraşıyordum ve oynatıyordum. Oynatmada bir sıkıntı alçı içinde elinize bir şeyler yapabiliyor muydunuz? Mesela yemek tabağı tutmak vesaire gibi denediniz mi? Hatırlamıyorum. Genelde kullanmadım. Yani kullanmamaya çalışıyordum. Sadece şu parmak evet. Hareketi yapıyordum. Sonra 3 hafta alçıda kaldı galiba. 3 hafta alçıda kaldı. 3 haftadan sonra bir metal içeren bir bandaj gibi bir aparat kullandım. Şu an kaçıncı aydayız? 3 hafta, 4, 5, 6, 8. hafta olması lazım. 8. hafta. Veya 9. hafta. Şu an el bile hareketlerinizi yapabiliyor musunuz? Şu anda yani tam %100 değil ama yani %60-70 civarında hareketlerimi yapıyorum. Eski ağrılarınız var mı? Yok, eski ağrılarım yok. Yani elinizi bir yere dayanıp kalkmada falan vesaire de eski şikayetleriniz kalmadı herhalde. Eski şikayetlerim kalmadı. Tamam ama daha hala sürecimiz bitmedi. Süreç 6 ay bir sene dikkat etmemiz lazım. Yani evet. Hani bu yaralar, bağlar tam iyileşene kadar bir süreçler korumamız lazım. Daha yeni yani 2 ay olmadı bir de. Nelere dikkat etmemiz lazım hocam? Yani özellikle yani çok 5 kilonun üzerinde ağırlık taşımak gibi. Bir seneye kadar öyle dikkatli olacağız. Hafif arada bir ağırlı dönemleriniz olabilir. Evet. Hemen el bile ateğinizi o ağırlı dönemlerde takmak lazım. Evet. Yani telaşlanmadan önce. Evet. Yani biraz süreci düzgün yaşamak lazım. Biraz bir sene bize hani izin vermek lazım. İyiyim diye birden ağır yüklenirseniz evet. Allah yapısı bozuluyor, kul yapısı da bozulur. Evet. Yani o yüzden hani o bir seneyi iyi geçirmemiz lazım. Bir sene çok ağır yükler, ağır aktiviteler, çok ağır spor aktiviteleri, elinizi kullanacağınız gibi şeyler. Onlara dikkat ederiz de yani bazen geçen gün yaşadım. Yani elimin böyle bir operasyon geçirdiğimi unutmuşum. Yani gayri ihtiyarı olarak bir şeye daldım. Aman fark ettim ama biraz şey yaptı tabii. İşte yani bu aslında çok oluyor. Yani elinizi aslında hani çok erken dönemde iyi hissettiğiniz için evet. Yani bu her şeye elimi atabilirim hissi yaratıyor. Ben biraz ona dikkat etmek istiyorum aslında. Dikkatli çekmek istiyorum. Elinizi hemen her şeye evet. Atmayın. Yani biraz böyle el bileği ateğiniz devamlı yanınızda olsun. Eğer ağır bir aktivite yapacaksanız mutlaka el bileği ateğinizi takın öyle yapın. Yani mecbursanız da. Gece takmayla ilgili hiç, şeyiniz ne olur hiç hocam? Gerek yok. Sadece ağır aktivite yapacaksınız. Evet. Böyle gerçekten mecbur hissettiniz kendinizi, cebinizden veya şeyinizden, arabanızdan veya çantanızdan çıkartıp evet. El bileği ateğini takın, ondan sonra yapın işinizi.
Hani bir pozisyon sağlayıp öyle yapın. Bir sene biraz bana böyle en azından 6 ay. 6 ay biraz dikkatli davranmak lazım. Yani şey tutsun diye. Tekrar geçmiş olsun. Yani inşallah her şey yoluna gider bundan sonraki İnşallah. hayatta. Eğer bir Teşekkür ederim aksilik hocam. olursa yine Sağ olun. görüşmek üzere. Geçmiş Sağ olsun. olun. Teşekkür ederim.